Şimdi hoca ne demektir? Bir misal vereceğim size, onunla anlaşılacak inşallah. Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz rahmetellil alemin olarak Allah tarafından gönderildi cuma günü. Bütün müşkiller ona sorulacak, fetvalar ondan alınacak. Ondan öğrenilecek, öyle hareket edilecek. Havle isimli bir hatun radiyallahu teala anha Efendimiz'e geldi. Dedi ya Resulallah, ben genç idim, güzel idim. Kocam benimle evlendi. Bu kadar çocukları doğurduk. Şimdi ihtiyarlandım. Kalktı bana diyor ki, anam gibi haramsın bana. Ben ne yapacağım şimdi? Efendimiz buyurdu ki, ben bilmiyorum ne yapacaksın. Kalktı çıktı dışarı. Mevla'ya yalvarıyor. Ya Rabbi, benim fetvamı indir Resulullah'a. Bana öğretsin ne yapacağım. Cebrail Sam geldi cuma günü. Başladı bir şeyler var. قَدْ سَمِعَ اللّٰهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ ف۪ي زَوْجِهَا Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem قَدْ سَمِعَ muhakkak işitti Allah Allah yani ben işittim buyuruyor. قَوْلَ الَّتِي ol kadının sözünü ki تُجَادِلُكَ seninle mücadele ediyordu ف۪ي زَوْجِهَا kocası hakkında ve teşteki ile Allah bir taraftan da halini bana şikayet ediyor idi. وَاللّٰهُ يَسْمَعُ تَحَاوَرَكُمَا Allah-u Teala sizin onunla karşılıklı konuşmanızı istiyordu. اِنَّ اللّٰهَ سَمِعٌ basir. Allah-u Teala ziyade işitici ve ziyade görücüdür. Birinci ayet. Dinleyin. İkinci ayet. Bismillah. اَلَّذ۪ينَ o kocalar ki yuzahirune zihar yapıyorlar. Zihar talakı veriyorlar. Zihar yani sen bana anamın arkası gibisin. Yani anam nasıl bana haram sen öyle haramsın bana. Karıya diyor. Mevla şimdi bu ayeti indirdi. مَا هُلُّ مَهَاتِينَ o kocaların karıları onların anaları değildir. İn ümmehatuhum onların anaları değil. İllellâhi ancak o kadınlardır ki veletnehum onları doğurmuşlardır. Ve innehum muhakkak o kocalar leyekûlûne söylüyorlar minel kavli sözden münkeren münker gayrimeşru şeriyette bilinmeyen söz söylüyorlar. Mezuren yalan söylüyorlar. Ve innellâhe leafuvun gafur gene de ben affedici ziyade mağfiret edeceğim. İkinci ayet. Bir kadının istemesiyle geldi bu ayetler Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve sellem. Biliyorsunuz Efendimiz geldi, 23 senede ancak Kur'an tamamlandı. Ayet ayet, her icap ettikçe indirildi ayetler. Hadisler kedalik. Bütün işler öğretildi Resulullah Efendimiz'e. 23 giledek Cebrail'in ona vahyi hudasidir şeriat. Vahyi hudasidir şeriat. 23 seneye kadar Cebrail aleyhisselam Mevla'nın ayetlerini, şeriatini indirdi. Bismillahirrahmanirrahim. Bellezine ol kocalar ki zahirune zihar yapıyorlar. Yani zihar talakı veriyorlar. Bin nisaihim ailelerine. Sümme yaudune sonra dönmek istiyorlar. Lima kalu. Ya gene karı koca alalım. Zarar yap, birleşelim. Diyorlarsa çaresi nedir? فَتَحْرِيرُ رَكَبَةٍ bir köle azar etmektir. مِنْ قَبْلَنْ يَتَمَاسَ temas etmeden evvel birbirleriyle. ذَٰلِكُمْ emre işaret küm size hitap ediyorum. تُعَظُونَ بِهِ bununla vaaz olmuyorsunuz. وَاللّٰهُ مَا تَعْمَلُنَ خَب۪يرٌ Allah-u Teala ne yapacağınızı ziyade biliyor ve haberdardır yapacağınızdan. Ona göre dikkat edin. Demek ki tekrar karı koca olmaları için çare nedir? Köle azar etmek. فَمَنْ لَمْ يَجِدْ kim bulamazsa köle azar etmek için ne yapması lazım? فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابَعِينَ iki ay bir beş oruç tutacak. فَمَنْ لَمْ يَجِدْ buna da kadir olmazsa adam فَيِطْعَامُ شِتِّينَ مِسْكِينَ 60 fakir duyuracak. Ya Resulullah'a inenlerin hepsini okuyamayız Cemaat Müslümin. Bir imkanı yok. Ama bu kadar bir işaret vermiş oluyorum size. Şimdi Cemaat Müslümin, Resulullah lazım olmasaydı Mevla onu gönderir miydi? İşte bak o kadının ve kocasının müşkilini kim halletti? Resulullah. Ama neyle? Mevla'nın öğretmesiyle. Daha nice müşkiller varsa ki sayısız müşkiller vardır. Onları hep Mevla'nın öğretmesiyle ümmetine öğretmiştir. Ve vakti dolunca ahirete teşrif etmiştir. Şimdi ne lazım? Ondan sonra peygamber gelemeyeceğinden el ulema ve resetül enbiya alimler peygamberlerin varisleridir, vekilleridir. Onlar şimdi bu işi görecekler. Fetva isteyenlerin fetvasını alimler verecek. Başlarında Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh.